Trabzonspor antrenmanı öncesinde Antalya'da Marek Hamšík soruları cevapladı. Hem kendi kariyerine dair, geleceğine dair, hem Dünya Kupasına dair hem de takıma dair açıklamalar yaptı. Altın abi özellikle en çok merak edilen konu Marek Hamšík'in önümüzdeki sezon ne yapacağı, Trabzonspor'da kalacak mı, futbol hayatına oyuncu olarak devam edecek mi yoksa antrenörlüğe mi geçiş yapacak? Buna sezon sonunda Trabzonspor'la sözleşmesi bittikten sonra ailesiyle oturup karar vereceğini söyledi. Bugünün de önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Çünkü bugünün özellikle Türkiye gazetesinin sayfasında Hamşik'le alakalı bir bölüm var. Onu da okuyayım, onun üzerine biraz konuşalım hepsini beraber. Hamşik yol ayrımında diyordu Türkiye bugünkü sayfasında. Trabzonspor'a imza atmadı deniyor e, sayfanın detayında. Trabzonspor'un geçen sezon elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Hamşik konusunda belirsizlik devam ediyor. Bordo Mavili yönetim ve teknik ekip açısından soru işareti yok. Herkes devam yönünde görüş bildiriyor. Ama 35 yaşındaki oyuncu geleceği konusunda kararsız. Ülkesi Slovakya'dan Slovan Bratislava'nın da istediği tecrübeli isimle Antalya kampında bir görüşme yapılacak. Yönetim ve Abdullah Avcı Hamşi'yi bir sezon daha devam etmesi konusunda ikna etmeye çalışacak. Kariyer planlamasında antrenörlük de olan ünlü oyuncunun bir dönem formasını da giydiği Napoli'de görev almayı düşündüğü belirtiliyor. Bu da bugünkü Hamşik sayfasıydı. Hamşik sezon sonunda konuyu değerlendireceğini söyledi. Aslında Trabzonspor yönetim adına daha doğruyu yapmış. Trabzon'un yani, Trabzon acelesi ne bilmiyorum. Atibale Sözleşmeyi sözleşme ne oldu? Oynamıyor. Oynamıyor. Yani Hamşik'in de gelecek senesini bilmiyorum. Bir yıl daha yaşlanmış. Ara sıra sakatlanan. Bu sezon da sakatlandı. Önemli bir bölümde özellikle şampiyonlar ligi durumda. durumunda tam yararlanamadığım bir oyuncu. Yani burada biraz hem günden boşluğunda hem de e, Abdullah Avcı'ya sorulmuştur. O da Hamşi'nin iyi bir oyuncu olduğunu söylemiştir ama bugün 27-28 yaşında onun boşluğunu doldurabilecek bir oyuncu da bulabilirsin. Ona da bayağı bir bütçe veriliyordur. Hamşi. Yani o buraya boş paraya gelmedi. Trabzonspor bir taraftan da e... ha, bir şey daha söyleyeceğim bu arada. Çok lider karakterli. Çok düzgün. Ee, örnek bir profesyonel. Bunlar ayrı. Şampiyonlukta büyük rolü vardı. Tabii. Bu sene de işini sahada olduğu zaman elinden geldiğince yapmaya çalışıyor. Ama ben gelecek seneki planlardan bakınca hiçbir şekilde Hamşik için acele edilmemesi gerekir. İplerin Trabzonspor'un elinde olması lazım. İster Napoli'ye gitsin, ister Slovan Bratislava'ya. Napolit'e oynayamayacak. Zaten eğer futbolu bırakacaksa Napoli'nin teknik ekibine katılır. Hı hı. Eğer ülkesine dönmek istiyorsa da Slovan Bratislava ile Trabzonspor sporu karşılaştırmaz. Yani şey büyüklük olarak Slovan Bratislava kendi ülkesi için, kendi geçmiş için önemli bir şey olabilir ama Trabzonspor taraftar gücü olarak Slovakya'dan daha güçlü bir yani Slovan Bratislava'dan demiyorum Slovakya'dan daha güçlü bir yapı. Burada heyecan var, coşku var. Şampiyonluk kazandı. Kariyeri boyunca hiç şampiyon olmamıştı lig şampiyonu. O yüzden Trabzonspor'un elinde ipler. Sezon sonuna doğru Mart-Nisan gibi şekillenir. E, bu işlere baktığın zaman Sergen Yalçın duruyor muydu? Şampiyon yaptı, bütün planları yaptılar. Taktiğe gitti. Yani ne olacağını bilemeyiz 2023 yılın kim için neye getirdiğini. E, Valerian İsmail'in planlarını Şenol Güneş devam ettiriyor. Önce bu Trabzonspor sağlıklı bir şekilde yoluna devam edecek mi, etmeyecek mi? Nasıl ilerleyecek? Bak kendisi de söyledi. Şampiyonluk yolunda çekişen 8 takım ve aralarında 7, 7 puan, puan evet. fark vardı. Yani evet. 7 puan fark derken yani üst tarafa yaklaşım derken alt tarafa da 5. 6. sırada inebilirsin. Kupa var. Belki Trabzonspor kupayı alacak, final oynayacak. Bütün bu değerlendirme için Hamsi'nin katkısının ne olacağı önemli. Ee, öyle bakıyorum ben olaya. Yani biraz daha hafif şey de yapılıyor. Yani öne çıkartılmak istenen bazı oyuncular var. Onlar da öne çıkartılıyor Trabzon. Trabzonspor Antalya kampına başladı ve kampın da temposu artıyor yavaş yavaş. Dün de saat 18'de bir antrenman gerçekleştirdi Bordo Maviller. Antrenmandan önce bugün olduğu gibi bu kez Edin Vişça soruları yanıtladı. Şampiyonluğun en büyük adayıyız dedi Vişça. Trabzonspor'un yıldızı Edin Vişça Antalya kampında iddialı konuştu. Kariyerimde hiç bu kadar uzun bir sakatlık yaşamamıştım. Taraftarlarımızı sahada olmayı ve takımla mücadele etmeyi çok özledim. Fenerbahçe maçına kadar tam anlamıyla hazır olacağım. 6 puanlık bir derbi olacak. Bu karşılaşmanın önemini iyi biliyoruz ifadelerini kullandı. Bu senelikte yarış elbette zor geçecek. Ancak şampiyonluk için en büyük aday yine biziz. Geçen sezon çok güzel bir hikaye yazdık ve umarım devamını getireceğiz. Takım olarak daha fazla sorumluluk alıp daha istekli oynamalıyız. Taraftarımızla her zaman daha güçlüyüz ifadelerini kullandı. Edin Vişcan genelde bu kadar iddialı açıklamalarına çok alışkın değiliz Vişcan'ın ama şampiyonluğun en büyük adayıyız dedi Vişcan ve bu cümlesi de manşete çıktı. Evet yani Şampiyonun en büyük adayı değil Trabzonspor. O konuda Vizca ile ayrılırım. Çünkü puan olarak Fenerbahçe ve Galatasaray daha büyük adaylar sırayla baktığım zaman. Ama Trabzonspor geçen yılın şampiyonu. E, alacağı birkaç galibiyetle tekrar yukarı doğru çıkabilecek potansiyele sahip. Eden Viska'da uzun süredir yok. E, özlemiştir futbolu. Hep söylüyorum bu lig için çok dominant bir kanat oyuncusu. Gol, asist anlamında her zaman takımına katkı verebilecek bir oyuncu ee, onun dönüşü en çok Abdullah Avcı'yı mutlu ediyordur. Belki de Maxi Gomez'e en çok yarayacak e, gelişme Edim sağlığı sağlara dönmesi. Bunu hepsini göreceğiz. Hareketlendirecek belki Maxi evet. Gomez olabilir. Yani Edim İsk Birazdan diğer kulüpleri de konuşacağız Ali. Sözünü kestim. Estağfurullah. Ee, Trabzonspor'da da transfer haberleri çıkıyor. Beşiktaş kadar. Ben çok zayıf geçebileceğini düşünüyorum. Transfer mevsimi. Tüm tüm. Yani çok konuşmalar, çok yazılıyor. Hiçbir hiç icraat. Olmadan da yani böyle çok büyük bir gelişme olmadı. Çünkü ekonomik olarak bazı kulüplerin elindeki oyuncuları da çıkartması lazım. Yani şimdi sen elindeki oyuncuyu çıkartamazsan hem kontenjan boşaltmak hem de oyuncu gitmiyorsun mesela değil mi? Canini gönderemiyorsun. Nasıl alacaksın o zaman bir yabancı sandırafı? Hep aynı isimlerde dönüyoruz. Samet Akaydın, Kaan Ayhan, evet, doğru. İşte bazen Mert Müldür sağ kulvardan geliyor. Yani şu ana kadar ben Trabzonspor'un böyle belli bir oyuncu da çok yoğunlaştığını görmedim. Mesela Samet olabilir. Bir tek o. O da Trabzon altyapısında başladığı için futbolu. Sonra Anadolu'da gezmiş, dolaşmış. Adana Demirspor milli takım seçildi. Böyle bir şey tercih edebilir. Daha çok süre alabileceğini düşünebilir. Bu olabilir ama onun dışında zor transfer. Trabzonspor için yani elit birinci sınıf ilk 11 oyuncusu bulunmasının kolay olmadığı düşüncesindeyim. Devam edelim. Değişim zamanı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı. Neleri değiştirebiliriz? Sahaya nasıl daha fazla enerji katarız? Kampta bunlara çalışacağız ifadelerini kullandı. Trabzonspor da bugünü çift mesai ile geçirecek. Aynı zamanda hazırlık maçları da başlayacak. Trabzonspor, Hull City ve Crystal Palace'la hazırlık maçları oynayacak. Bunu da belirtelim. İngiliz kulüplerine karşı Trabzonspor hazırlık maçları oynayacak Trabzonspor'un gündemini de Marek Hamsi'nin basın toplantısıyla Gürgen, beraber e aktardık. Bugün ne maç Trabzonspor'un? Trabzonspor'un hemen hazırlık maçı programını da verelim. Hull City maçı 3 Aralık Cumartesi günü saat 16'da. Crystal Palace maçı da 7 Aralık Çarşamba günü saat 19'da. Güzel. Hull City dün de Başakşehir'le bir bir beraber evet. kaldı. Bir hazırlık maçı yaptı. Ozan falan Türkiye'yi özlemişlerdi. Doğukan. Geldiler. Bir küçük Türkiye turnesi gibi oluyor. Yani, Perkasine yedek. Yedek, Pelkasi'yle yedek. Marek Hamşik'ten sözleşme açıklaması. Trabzonspor ile kontratım. Antalya'da devam eden kampta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trabzonspor'un Slovak futbolcusu Marek Hamšík, kamp ligin geri kalanına beraber hazırlanmak için iyi bir fırsat olarak görüyorum. Geçen yıl lige çok iyi bir başlangıç yaptık, bunu da sonuna kadar sürdürdük. İnanır ve çalışırsak bu puan farkını kapatırız. Geçen yıl yaptıklarımızı yapabiliriz, dedi. Spor Toto Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında Antalya'da kampa giren Trabzonspor hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idmanı ısınma hareketleri ile başlandı. Ardından ise sahada koordinasyon ve çabukluk çalışması gerçekleştirildi. Antrenmana, milli takımlarda yer alan Maxi Gomez ve Striger Larsen, uzun süreli sakatlıkları bulunan Serkan Asan ile Dorukan Toköz'ün yanı sıra burnundan ameliyat edilen Mark Bartra, sağ kasık bölgesinde kas spazmı yaşayan Yusuf Yazıcı, sağ alt arka adalesinde ağrı bulunan George Canini ve izinli Montasillahtimi, Lahtimi, sol uyruğunda ön kas spazmı yaşayan kaleci Hakan Aydın ve sol dizinde ödem bulunan kaleci Muhammed Taha katılmadı. Bordo Mavili takımda Hamşik, İdman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Lige verilen arayı değerlendiren başarılı futbolcu, Dünya Kupası dolayısıyla verilen ara bizim için iyi olacak. Ligin geri kalanına beraber hazırlanmak için iyi bir fırsat olarak görüyorum. Geçen yıl lige çok iyi bir başlangıç yaparak bunu da sonuna kadar sürdürdük. Bu sene işler biraz daha farklı oldu bizim için. Çünkü ligde daha bir yarışmacı hava var, puan durumuna baktığımız zaman bunu daha iyi anlıyoruz. İlk 8 takımın 7 puan farkla sıralandığını, bizim de lider ile 6 puanlık fark olduğunu görüyoruz. İnanır ve çalışırsak bu puan farkını kapatırız. Geçen yıl yaptıklarımızı yapabiliriz şeklinde konuştu. Yaz sezonuna kadar Trabzonspor ile bir kontratım var. Trabzonspor'un ağlarında gördüğü 29 golün 17 tanesinin set hücumundan geldiğine yönelik soruyu da cevaplandıran Marek Hamšík, sadece rakamlar üzerinden konuştuğumuz zaman tabii ki iyi olmadığımızı görebiliriz. Her zaman söylenen bir şey var, iyi olan kazanır. En iyi savunma yapan takım şampiyon olur. Bunun üzerine biz de çalışacağız. Yaz sezonuna kadar Trabzonspor ile bir kontratım var, bunu tamamlamak istiyorum. Sezon sonunda ailem ile oturarak neyin daha iyi olduğuna beraber karar vereceğiz cümlelerine yer verdi. Geçen yıl ligde büyük bir tarih yazdıklarını belirten 35 yaşındaki oyuncu, hem şampiyon olduk hem de süper kupayı kazandık. Takım adına çok güzel anlardı. Ancak geçmiş geçmişte kaldı. Bu sene neler yapabiliriz ona bakacağız. Geçen yılın üzerine koymak istiyoruz. Dünya Kupası'nda Arjantin ve Brezilya gibi iki önemli takım var. Bu takımların kazanabileceğini düşünüyorum. Ama bilemeyiz. Hep beraber göreceğiz kimin kazanacağını. Ben de maçları takip ediyorum diye konuştu. Trabzonspor'da Edin Visca'dan Fenerbahçe derbisi sözleri. Sahada olacak mı? 2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Antalya'da kamp yapan Trabzonspor, çalışmalarını burada sürdürüyor. Bordo Mavililerin yıldız oyuncusu Edin Visca, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türk vatandaşlığı alacağım, diyen Boşnak oyuncu, Fenerbahçe derbisinde sahada olup olmayacağına dair de konuştu. İşte o sözler. Trabzonspor, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası nedeniyle ara liglere verilen arada hazırlıklarını yapmak üzere Antalya'yı seçti. Bordo mavili ekip Antalya kampında çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürürken, sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan 32 yaşındaki deneyimli orta alan oyuncusu Edin Visca, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kariyerimde ilk kez böyle sakatlık yaşadım. Sakatlığından sonra kendisini iyi hissettiğini dile getiren Trabzonsporlu Edin Visca, Kariyerimde ilk kez böyle bir sakatlık yaşıyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Zaten son 4 haftadır antrenmanlara çıkıyorum. Yavaş yavaş ilk maç için hazırlanmaya başladım. Sahaları, taraftarları ve arkadaşlarımla oynamayı özledim. Çalışmaya devam ediyorum, dedi. Sabırsızlıkla sahaya çıkmayı bekliyorum. Düştüğü anda sakatlandığını anladığını dile getiren Visca, ben hemen doktora sakatlığın ne kadar süreceğini, ne zaman sahalara döneceğimi sordum ve ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. Ben bildiğiniz üzere idman ve maçları kaçırmayı sevmiyorum. Ben doktora sordum ve o da bana 4 ay sahalardan uzak kalacağımı söyledi. Ben de 3 aya inşallah döneceğim dedim. 3,5 ay sonra hazır hale geldim. Herkesten çok büyük mesajlar aldım ve hepsine teşekkür ederim. Ben de sabırsızlıkla sahaya çıkmayı bekliyorum diye konuştu. Fenerbahçe maçı 6 puanlık maç. Fenerbahçe maçında sahada olmak istediğini dile getiren Edin Visca, sezon sonunda şampiyon olacaklarına inandığını vurguladı. Visca, "Fiziksel olarak 4 haftadır çalışmalara devam ediyorum." Fenerbahçe maçına kadar daha 3 ila 4 hafta var. Ben de kariyer olarak hep %100 çalıştım. Bence o maça kadar fiziksel olarak bir sıkıntı olmayacak. Fenerbahçe maçı önemli bir maç, oynamayı düşünüyorum. Bizim için önemli ve 6 puanlık bir maç oynayacağız. Biz geçen sene çok güzel bir hikaye yazdık. Bu sene de inşallah onu yazacağız. Evimizde özellikle çok güçlüyüz ve taraftarımızla beraber herkesi yenebiliriz. Biz futbolcular olarak daha istekli olmalıyız. Bize karşı herkes daha özel motive oluyor. Sezon sonunda geçen seneki gibi kupayı kaldıracağız, şeklinde konuştu. Geçen seneki gibi daha iyi bir Trabzonspor izleteceğiz. Hem kupada hem de ligde her maçlarını kazanmaları gerektiğine vurgu yapan Visca, konuşmasını söyle sürdürdü. Benim sakatlığımdan dolayı diğer arkadaşlarım oynadı. Takım da sağ bek değişti, sol bek değişti, bu kolay değil. Ben de sağ kanatta oynuyorum. Geçen sene Bruno'ya alışmıştım. Her şeyde bir süreç alıyor. Sağlıklı bir şekilde buradayız. Bu üç hafta içerisinde hep beraber iyi bir kamp yapacağız. Birbirimize alışacağız ve geçen seneki gibi daha iyi bir Trabzonspor izleteceğiz. Hedefimiz şampiyonluk. Türkiye'de kalacağına vurgu yapan Visca, Türkiye'nin kendisi için ikinci vatan olduğunu söyledi. Visca, burada 12 senede çok şey kazandım. Türk vatandaşı olmak istiyorum ve burada hayatımı sürdürmeyi görüyorum, dedi. Biz en güçlü takımlardan biriyiz. Önlerinde 25 maç olduğunu belirten Edin Visca, "Liderle aramızda 6 puanlık fark var. Geçen seneye göre bu sene ben hiç oynamadım. Yeni bir takımız diyebiliriz. O yüzden bu ara bizim için çok önemli. Takımda sakat olan oyuncular yavaş yavaş dönüyor. Bizim en büyük avantajımız beraber olmak. Biz en güçlü takımlardan biriyiz. Bizim hedefimiz şampiyonluk." ifadelerini kullandı. Öte yandan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün gerçekleştirdiği antrenman ile hazırlıklarını sürdürdü. Trabzonspor'un yıldızına teklif yağıyor. Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına Antalya'da devam ediyor. Dünya Kupası'na giden Larsen ile Maxi Gomez'den yoksun olan Bordo Mavililer de Bakasetas ile Sopis de kampa dahil oldu. Transfer dönemi yaklaşırken Trabzonspor'un yıldızları Edgar ile Lahtimi'nin de talipleri artıyor. İşte fırtınada yaşanan son gelişmeler. Hüseyin'e yeni görev. Larsen, Danimarka milli takımı ile Dünya Kupası'nda yer aldığı için teknik direktör Abdullah Avcı savunmanın sağında Hüseyin Türkmen'i kullanıyor. Başarılı stoper, sağ bekte iyi görüntü çizerse ligde de forma giyebilir. Visça döndüğü için 3. yerliği bulma konusunda sıkıntı yaşayan Abdullah Hoca, bu sorunu Hüseyin'le çözmeyi planlıyor. Avcı, şu ana kadar beklentilerin altında kalan Doğucan'ı da takıma monte etmeyi düşünüyor. Siopis ve Bakasetas takıma katıldı. Uğurcan, Hamşik, Cibamin, Bardi, Eren, Umut Bozok ve Trezeget gibi isimler Antalya'da takımla çalışmalara başlarken, Yunanistan milli takımına gittikleri için ekstra izin verilen Bakasetas ile Siopis de kampa dahil oldu. Dünya Kupası'nda bulunan Gomez ve Larsen dışında Bordo Mavili ekipte eksik futbolcu bulunmuyor. Sakatlıkları bulunan Dorukan, Serkan Asan ve burun ameliyatı geçiren Bartran'ın ise tedavileri sürüyor. Edgar için kapışıyorlar. Geçtiğimiz sezon çapraz bağları kopan ve devre arasında sözleşmesi feshedilen Edgar Iye için Hollanda kulüpleri yarış halinde. Vitesse'nin pazarlık aşamasında bulunduğu Portekizli stopere, eski takımı Feyenoord'da talip oldu. Başarılı savunmacının kısa zamanda karar vermesi bekleniyor. Bon servisi elinde olan Edgar, sezon başında Trabzonspor yönetimine haber göndermiş ve hiçbir şart sunmadan yeniden forma giymek istediğini iletmişti. Lahtimiye izin yok. Giresunspor başta olmak üzere pek çok kulübün kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Lahtimiye vize çıkmadı. 21 yaşındaki kanat oyuncusuna Dünya Kupası arasından sonra daha fazla forma vermeyi planlayan avcı, faslı futbolcunun kiralanmasına sıcak bakmıyor. Trabzonspor'un hocası, Lahtimi'nin yanı sıra Naci Ünüvar'ın idman performansından oldukça memnun. Naci, sezon başında Ajax'tan kiralanmıştı.